Adana'da gerçekleştirilen İstiklal Yolu yürüyüşü bugün Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşü altında Gençlik Spor Bakanlığı Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu bugün İnebolu'ya gelerek bu yürüyüşü burada inşallah hep birlikte başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten tam bir cehennem hayat yaşıyorum. Mustafa Kemal Atatürk Sakarya ve Dumlupınar'da, kulağım ise İnebolu'daydı. Mustafa Kemal Atatürk için İnebolu'nun neden bu denli mühim olduğunu Kayıkçılar Kahyası ve Kuvayi Milliye Reisi Cephane ve mergiler güvenli olduğu gerekçesiyle İnebolu'ya getirilmişti. Gemiler iskele güvenli olmadığı için limana yanaşamazken açıkta bekleyen gemilerdeki cephanelerin tahliye işini açıkta bekleyen gemilerden tüm cephaneleri güvenli bir şekilde karaya ulaştırmayı başarmıştı. 9 Haziran 1921'de bir Ramazan istedi bitsin ve onu mutlaka güvenli bir şekilde Mehmetçi'ye ulaştırmak zorunda. Derhal harekete geçti. Kanlına da birlikte cephaneleri Mehmetçi'ye ulaştırdı. Destanlar yaşarım rinnanay rinnanay. Memleket sevdası
Fotoğraf rica ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.